Merhabalar, kanalıma hoş geldin. Bugünkü konumuz Hollanda sağlık sistemi. İki videodan oluşan bir seri olmasını planlıyorum bunun. İlk videosunda, yani şu an izlediğiniz videoda, sağlık sisteminin sizi ilgilendiren bazı temel boyutlarından tarafsız olarak bahsetmeye çalışacağım. Yani sağlık sistemi burada nasıl, geldiğinizde neler yapmanız gerekiyor, bunların süreçlerine, kimin için nereye gidiyorsunuz vesaire gibi bilmeniz gereken temel bilgileri olabildiğince tarafsız olarak anlatmaya çalışacağım. İkinci videosundaysa sağlık sistemi Hollanda'nın çok sıklıkla eleştiriliyor. Bu eleştirilerin bazı argümanlarına cevap vereceğim ve bunlar hakkında ne düşündüğümden bahsedeceğim. O taraflı yani. İkinci videoda taraflıyım, evet. Ama ilkinde tarafsız bir video çekeceğim. Şimdi tabii ki Hollanda'ya gelip hani turist olarak nasıl sağlık hizmeti alacağınız vesaire ayrı konular, ama bu videonun konusu bu değil. Ben bu videoda Hollanda'da yaşayan ya da yaşamaya başlamış biri nasıl bir sağlık hizmeti alıyor ve neler yapması gerekiyor, onlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak da o yüzden bilmeniz gereken şey Hollanda'da sağlık sisteminin özelleştirildiği, yani herkesin bir özel sağlık sigortası olduğu gerçeği. Hollanda'ya geldikten sonra 4 ay içinde özel sağlık sigortası yaptırmak zorundasınız. Herhangi bir sağlık hizmetinden yararlanabilmek için. Yaptıracağınız özel sağlık sigortasını internet üzerinden, firmalar üzerinden ve firmaları kıyaslayan siteler üzerinden seçiyorsunuz. Burada önemli olan kriterler neler? Ne olabilir? Yaşınız, sahip olduğunuz kronik hastalıklar ve bunun dışında seçtiğiniz sigorta neleri kapsıyor? Burada genellikle sigorta kapsamında olmayan birkaç alan var. Bunlardan ilki fizyoterapi. Acil durumlar ve işte sevk dışında, çok gerekli nedenler dışında fizyoterapi sigortanın dışında. Diş tedavilerinin tamamı sigortanın dışında. Bunun dışında tamamlayıcı tedaviler, destek tedaviler dediğimiz daha işte akupunktur, masaj, ne bileyim işte onun gibi, kariyopraktı gibi alanlar genellikle sigortanın dışında. Çok nadir durumlar dışında. Bu yüzden de bir sigortaya karar verirken bunları da düşünüyorsunuz. Ben bu hizmetleri almak istiyor muyum? Almayı gerektirebilecek bir durumum var mı? Gibi. Bunun dışında gidebileceğim hastane sayısı ne? Avrupa'da genel bir tedavi alabilmek istiyor muyum? Yoksa sadece Hollanda'da mı olsun istiyorum? Onun dışında birçok alan seçebilirsiniz. Göz, işte diş, hamilelik sürecinizdeki olabilecek bazı tedaviler, bunun dışında dediğim gibi masaj, fizyoterapi, birçok alanı seçersiniz ya da seçmezsiniz. Bunlara göre de sonucunda size bir fiyat karşılıyor. Bu fiyat şu an için minimum pakette, yani hiçbir şey almazsanız, sadece temel sağlık hizmetini alıyorum derseniz 100-110 euro civarı kişi başı aylık ücreti. Bu da Hollanda sağlık sistemini Avrupa'nın en pahalı sağlık sistemlerinden biri yapıyor, öncelikle onu söyleyeyim. Oldukça pahalı. Ayda 100-110 euro az bir rakam değil ki. Bu da dediğim gibi 100-110 euro verdiğiniz hali sadece temel sağlık giderini karşılıyor. Diş, fizyoterapi falan gibi ekstra şeyleri karşılamıyor. Ve bunun dışında da dikkat etmeniz gereken önemli başka bir şey, minimum tutar. Minimum tutar ne? Yılda bir kere özgü olmak üzere hastaneye gittiğinizde ne kadara kadar olan harcamaları sizin karşılıyor olacağınız. Burada, ya bu araba kiralarken ki kendi riskiniz gibi bir şey, evet, yani. Onun gibi bir şey. Burada bunun için genel rakam 345 euro, 350 euro gibi bir şey. O kadarını zaten siz karşılıyorsunuz. Dediğim gibi sadece ilk gidişinize özgü bir yıl içinde. Ama bunu arttırdıkça tabii, risk puanı gibi düşünün. Arttırdıkça tabii fiyat düşüyor haliyle. Yani ben 1000 euroya kadar ben ödeyeceğim derseniz tabii ki alacağınız sigorta 100-110 euro değil, belki 70 euro olacak. Yani o yüzden düşürmenin de yolları var ama en temel ve en kabul edilebilir genel hizmet olarak baktığımızda aylık 100-110 euro gibi bir ödeme var. 18 yaşına gelene kadar bütün çocuklar ücretsiz olarak ailelerinin sigortaları üzerinden bakılıyor. Onu söyleyebilirim. Başka bir önemli bilgi olarak. Yani çoluk çombalak geldiğiniz onların masrafı, evet, onların yok. Masrafı yok. Bir hata çünkü genelde yazılıyor internette. Bu değerlendirmelere göre seçtiğinizde sigortanızı, yani sigorta firmanızı ve paketinizi başvuru yapıyorsunuz. Başvururken nelere sahip olmanız gerekiyor? Pasaport ya da kimlik, BSN numarası dediğimiz, buranın vatandaşlık numarası dediğimiz numaranız. Hollanda'da ikamet ettiğiniz adrese ilişkin bir ikamet kaydı ya da işte fatura vesaire gibi bir şey. Bir yerde çalışıyorsanız o istihdamda çalıştığınıza dair bir mektubumsu bir şey. Bunlarla birlikte başvuruyorsunuz. Başvurduktan sonra zaten süreciniz başlamış oluyor. Dediğim gibi paketler yıllık. Yani yıl içinde genellikle paket düzenlemesi yapamıyorsunuz. O yüzden bir yıl önceden olabilecek şeyleri varsaymak zorundasınız. Şimdi size birazcık bilgisayar üzerinden
fiyatları ve firmaları nasıl karşılaştıracağınızdan ve ne kadar değişebildiğinden bahsedeceğim. Sonra tekrar burada görüşeceğiz. Evet, şimdi bu web sitesi üzerinden birazcık da sağlık sigortalarının fiyatlarının nasıl değiştiğini karşılaştıracağız. Şimdiye kadar buraya sadece doğum tarihimi girdim. Bunun benzeri başka web sitelerde tabii ki var. Burada 385 euroyu standart olarak zaten belirtmiş. Bu dediğim gibi hastaneye ilk gittiğinizde yılda bir kere ödeyeceğiniz fiyat. Bunu da arttırıp azaltabiliyorsunuz. Şimdi bu standart halde hiçbir şey değiştirmeden baktığımızda 108 euro, 110 euro gibi minimum tutarlar görüyorsunuz. Bunu düşürmek isterseniz düşürmenin tek yolu gerçekten zaten bu standardı yükseltmek. Yani ben ilk gittiğimde 885 euroya kadar ödeme yaparım derseniz 86 euroya kadar düşüyor. Ama bu çok gerçekçi bir fikir olmaz. Hastaneye hiç gitmemenizi gerektirir çünkü. Bunu standarda geri çektiğimizde bu bizim temel fiyatımızı oluşturmuş oluyor zaten. Bunun üzerine neler ekleyebiliriz diye baktığımızda burada bir diş tedavilerini kapsayan bir sigorta var. Bundan işte belli bir oranda belli bir fiyata kadar ekliyorsunuz. Üzerine fizyoterapi istiyorsanız ya böyle bir şeye ihtiyacınız olacağını düşünüyorsanız ekliyorsunuz. Bunun dışında yine Avrupa'nın tamamında bir sağlık hizmeti almak istiyor musunuz ya da dünyada almak istiyor musunuz? Bunu ekliyorsunuz. Avrupa'da almak istiyoruz diyelim. Bunun dışında da ekstra bölümünden başka bir sürü şey ekleyebilirsiniz. Burada diyetisyen, doğumla ilgili şeyler, göz bakımı, işitmeyle ilgili şeyler, iş tedavileri yine. Doğum kontrol yöntemleriyle ilgili tedaviler ve tatil aşıları falan gibi böyle çok geniş birçok alanda bir sürü şey bulabilirsiniz. Bunlardan da ihtiyaç olabildiğini düşündüğünüz bir şey ekleyebiliyorsunuz. Örneğin buradan işte göz bakımını ekleyeceğimizi düşünürsek 100 euroya kadar ekledik. Bunu da eklediğimizde alternatif healthcare'dan yani alternatif destekleyici tedavilerden hiçbir şey eklemedik. Yani öyle olduğunu varsayıyorum. Minimum tutarımız 172 euroya kadar çıktı. Bunların üzerine değişiklik yaparak artık hangi fiyat sizin için uygunsa onu seçiyorsunuz. Burada fiyatı aylık ya da yıllık görebiliyorsunuz. Bunun dışında zaten burada gördüğünüz ana ikon firmanın adını oluşturuyor. Alttaki bölümlerde de firmanın puanını ve firmanın ne kadar geniş, ne kadar farklı hastanelerde hizmet verdiğini görebiliyorsunuz. Yine sıralayarak da bakabilirsiniz. Bu şekilde bunları inceleyip bir tercih yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi bizim sigortamız temel düzeyde olduğu için biz zaten bunlara sahip değiliz. Şimdi videonun ikinci kısmına devam edeceğiz. Şimdi birazcık sigortaları anladığımıza göre ikinci adıma geçiyoruz. İkinci adımda aile hekiminin seçimi var. Yani artık bir sigortamız var. Daha sonrasında aile hekimimizi seçeceğiz. Burada buna HUISAP deniyor. General Practitioner işte İngilizcesi de, Türkçesi aile hekimi. Bir aile hekimi seçmeniz gerekiyor. Bunun için aşağıya bir sürü site koyacağım. Aile hekimlerini hekim puanı üzerinden kıyaslayan siteler var. Aile hekimlerini konumunuza göre size söyleyen siteler var. Bunun dışında yine aile hekimlerini kıyaslayan işte göçmenlere uygun mu, dil problemi vesaire gibi şeyler var, web siteleri var. Tabii ki yani bana kalırsa çok özel bir sağlık probleminiz ya da bir beklentiniz yoksa evinize en yakın aile hekimini seçmeniz. Ama tabii ki de siz bilirsiniz. Teorik olarak aslında hani başka bir yerde bir aile hekimi seçmenizin bir engeli yok, seçebilirsiniz. Daha sonrasında bu sitelerden baktınız. Dediğim gibi ya isterseniz evinize en yakın olana gidersiniz, isterseniz sitelerden doktor seçersiniz, siz bilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra bir aile hekimine kayıt olmanız gerekiyor. Bu noktada eğer isterseniz aile hekimiyle önceden görüşebiliyorsunuz. Bunu özellikle söyleyeyim, daha şikayetleri olan insanlar için bu bir seçenek ya da işte hiç Hollandaca bilmiyorum, İngilizcesinin iyi olması benim için çok önemli diyorsanız kayıt olacağınız yeri arayıp ben buraya kayıt olmak istiyorum ama doktorla önceden bir görüşme yapmak istiyorum dediğinizde yani yüz yüze ya da telefonla, tabii orayı tam bilemiyorum kendi müsaitliklerine göre büyük ihtimalle, sizi doktorla görüştürüyorlar. Bu şekilde de hani anlaşabileceğinizi ya da dil probleminizi çözüp çözemeyeceğinizi düşünüp bir yere kaydoluyorsunuz. Kaydolurken yine sizden hastalık öyküleriniz, kişisel bilgileriniz, kimlik bilgileriniz gibi bilgiler isteniyor. Daha sonrasında aile hekiminize kaydolduktan sonra aile hekimi sizin ilk irtibat kişiniz oluyor her durumda. Şimdi acil durumlar hariç tabii ki. Aile hekimi ne iş yapıyor Hollanda'da? Aile hekimi birinci düzey sağlık hizmetinden ve ikinci düzeye insanların aktarımından sorumlu aslında. Yani kimlerin hastaneye gitmesi gerektiğinden, kimlerin uzman doktor görmesi gerektiğinin kararından aile hekimi sorumlu. Yani Hollanda'da bir dahiliye uzmanına, bir kadın doğum uzmanına kendi kararınızla gidemiyorsunuz. Öncelikle aile hekiminden bunlara transfer olmanız gerekiyor. Bir sevk almanız gerekiyor. O yüzden birinci kişi her zaman aile hekimi. Aile hekimi bunun dışında ne yapıyor? Çocukların takibi, hani aşı olabilir, sağlık durumu, büyüme gelişimi olabilir.
Bunun dışında jinekolojik muayeneler olabilir. Bunun dışında doğum kontrol yöntemleri, düşük kürtaj gibi şeylerin organizasyonu ile ilgileniyor. Birinci düzey sağlık hizmeti kapsamında. Bunun dışında toplum tarama hizmetleri, işte kim mamografi olsun, kim kolonoskopi olsun gibi şeyleri organize eden ve sizi yönlendiren ilk kişi aslında. Bu genel ve koruyucu sağlık hizmetleri dışında ne yapıyor? Siz grip olduğunuzda, işte bacağınız ağrıdığınızda ne olursa olsun yani gideceğiniz ilk kişiyi oluşturuyor. Hafta içi her gün 8-5 arasında çalışıyorlar ve 8-5 arasında yaşadığınız bu şekilde acil olmayan herhangi bir sorun için onları arıyorsunuz. Ve genellikle size bir randevu veriyorlar. Randevu süresi genellikle ilk 2-3 gün içinde. 2-3 gün içinde oraya gidiyorsunuz, durumunuzu anlatıyorsunuz ve eğer sizi gerekli görürse bir uzmana sevk ediyor ya da işte bir ilaç yazıyor, bir krem yazıyor, her neyse bir şekilde tedavi etmeye çalışıyor. Hollanda'da aile hekimleri neleriyle meşhur diye baktığımızda çok sık söylenen birkaç bir şey var. Sadece onlardan bahsedeceğim. Birincisi uzman hekime transfer etmek istemiyorlar, sevk etmek istemiyorlar. Böyle söyleniyor. İkincisi de Hollanda'da aile hekimleri iki ilaç grubunu yazmaya isteksiz olmalarıyla biliniyor. Birincisi antibiyotikler, ikincisi antidepresanlar. Bunların ikisi de Türkiye'de çok kullanıldığı için söylüyorum yani. Özellikle belirtmek istiyorum. Su gibi kullanımına Hollanda hükümeti ve doktorları karşı. Yani o yüzden de istediğiniz şekilde antibiyotik ve antidepresan özellikle temin edemeyebilirsiniz. Eğer de bu ilaçları kullanmayı çok istiyorsanız belli bir ölçüde Türkiye'den getirmeyi düşünebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi almakta sorun yaşayabilirsiniz. 8-5 dışında ne yapacağım kardelen dediğinizde ise ya size bir numara zaten veriyorlar. Ya da zaten 8-5 dışında aile hekiminizin size verdiği o numarayı aradığınızda genellikle bir sekreter çıkıyor ve diyor ki saat mesai saatlerinin dışında da lütfen şurayı arayınız. Güneşli yatacağım diye dağ devirdin orada. Neyse. Yani 8-5 burayı arıyorsunuz. 8-5 bir şey anlatıyorum. Yani 8-5 burayı arıyorsanız 8-5 dışında da buranın yönlendirdiği bir numarayı arıyorsunuz. Bunu tekrar söylüyorum. Gece de olsa benim boğazım ağrıyor diye acile gidemezsiniz. Öncelikle yine bu kişileri aramanız gerekiyor. Çünkü bu acil bir durum değil. Onlardan bilgi ve tedavi almanız gerekiyor. Durumunuz sadece acilse acile gidebilirsiniz. Mesai saatlerinin dışında olsa bile. Acil bir durum yaşadığınız senaryodan bahsedelim. Yani bu şey değil. Ben bir haftadır gripim, bir saattir daha kötüyüm değil. Bu acil bir şey değil çünkü. Kötülüğünüzden kastınız nefes alamıyorum işte bilmem ne falan değilse bu acil bir şey değil. Acilden kastımız da ne? İşte bütün yanık, trafik kazası, kaza, ev kazaları gibi şeyler, kalp krizi, işte yani çok şiddetli kusma, kanama gibi böyle şeylerden bahsediyoruz. Eğer böyle bir durumunuz varsa da 112'yi aramak zorundasınız. Yani yine kendi kendinize kalkıp acile gidemezsiniz. 112'yi arıyorsunuz ve 112'ye durumunuzu anlatıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte ben kolumu kestim. Orada size bazı sorular ve önerilerde bulunacak. Telefonu açan sağlık görevlisi ne gibi şeyler sorabilir? İşte ne kadar kanıyor? Ne yaptınız şimdiye kadar? İşte gelebilir misiniz? Aracınız var mı? Yok mu? Gibi size sorular sorarak sizi yönlendiriyor. Size ya bir araç gönderiyor, belli bir düzeyde ilk yardım tavsiyesi veriyor. Şöyle bir şeyle sarın, sarmayın vesaire gibisinin durumunuzu özgü. Yani o yüzden ilk aradığınızda 112'den hem bir bilgi hem bir ilk yardım yöntemi alıyorsunuz ve hastaneye gitmenize gerek var mı? Varsa nasıl gideceksiniz? Bunlar organize ediliyor ve hangi hastaneye gideceğiniz. Yani o noktada bile kendi kendinize herhangi bir hastaneye gidemezsiniz. Giderseniz büyük ihtimalle size bakarlar. Daha önce birçok insan gitmiş çünkü bakıyorlarmış ama biraz surat ve azarlamaya maruz kalabilirsiniz. Çünkü burada normal olan şey bu değil. Bunun dışında biraz önce sigorta dışında dediğim bazı tedaviler, işte fizyoterapi gibi, tamamlayıcı tedaviler, akupunktur vesaire gibi. Doktor sevkiyle giderseniz eğer ve gerçekten durum ihtiyaçsa bunlara ücretsiz... Akupunktura nasıl ihtiyaç oluyor ne? Ya işte çok bir şeyleri denediysen ve artık gerçekten bunu karşılasın diyorsa belki ücretsiz olabilir. Ama hani dediğim gibi bunlar genellikle ücretsiz değil. Ekstra paketler olması gerekiyor. Diş tedavileri dediğim gibi tamamen özelleşmiş durumda. Eğer diş tedavisi de takip yaptırmak istiyorsanız bir dişçiye de kaydolmanız gerekiyor. Göz de özelleşmiş durumda. Gözün ama bu klasik göz muayenesi ve gözlük olayı zaten mağazalarda gerçekleştiriliyor. Bunların ötesinde bir göz tedavisinden bahsediyorum. Bunun dışında da son kaydolmanız gereken yer bir eczane. Sağlık kaydınızın tutulması ve ilaçlarınızın takibi anlamında bir eczaneye de kaydoluyorsunuz. Yine dediğim gibi geçmiş sağlık kaydınız ve işte kullandığınız ilaçlar ve kişisel bilgilerinizle birlikte.
Daha sonrasında da Hollanda'nın sağlık sisteminden rutin olarak yararlanmaya başlıyorsunuz. Eczane boyutunda da burada reçeteli olmayan ilaçlar, bunlar ne? Kremlerin ciddi bir bölümü, basit ağrı kesiciler, basit grip ilaçları, bebek ve çocukla ilgili belli sağlık ürünleri, vitaminler gibi işte bu tarz ürünleri zaten mağazalardan bulabilirsiniz, marketlerden bulabilirsiniz. Reçeteli ilaçlar için eczaneye gitmek zorundasınız. Ve bu durumda da yine dediğim gibi aile hekiminizden ya da uzman doktorundan aldığınız reçeteyle tedavinizi alıyorsunuz. Ücretsiz olarak. Burada bir sorun yok eğer reçeteniz varsa. Eczane boyutunda da ben bir eczaneye kaydoldum ama işte ilacı gece almam gerekiyor. İşte o zaman ne yapacağım dediğinizde. Eczanelerin web sitesi var. Onu da aşağıya koyarım. Oradan ya da kendi eczanenizi arayarak, onların web sitesine girerek nöbetçi eczaneyi bulabiliyorsunuz. Nöbetçi eczaneler genelde zaten hastanelerin içindeki eczaneler oluyor. O yüzden zaten hastaneye gitmişken oradaki eczanede olmuş olabilir de. Genellikle bu sokakta gördüğünüz, Türkiye'de alışkın olduğumuz eczaneler burada nöbet tutmuyor. Hastanelerin içindeki eczaneler nöbetçi eczane olarak çalışıyor zaten açık oldukları için. Gece bir şey almanız gerektiğinde de oradan hallediyorsunuz. Hatta bazı eczanelerin ilaç otomatları var. Mesai saatleri içinde onları da kullanabiliyorsunuz. Belli ilaçları alabildiğiniz otomatları var. Gene reçete numaranızı girerek. Evet, yani genel olarak toparlayacak olursak ne yaptık? İlk olarak bir sigorta seçtik, bir sigorta kaydı oluşturduk. Daha sonrasında bir aile hekimi seçtik. Acil durumu olmayan her durum için saat kaç olursa olsun ya aile hekimini ya da aile hekiminin yönlendirdiği numarayı aradık. Acil durumlar için direkt 112'yi aradık ve onların yönlendirmesiyle hareket ettik. Bunların dışında bir eczaneye kayıt olduk ve ilaçlarımızı oradan aldık. Eğer istiyorsak bir diş hekimine ya da başka bir şeye de kayıt olabiliyoruz. Böyle bir sağlık sistemi var, böyle bir akış var. Tekrar söylüyorum, kendi isteğinizle acil durumlar dışında hastaneye gidemezsiniz. Hiçbir şekilde kendi talebinizle acil durumlar dışında uzman doktor göremezsiniz. Bunlar buranın normalleri. Şurada şu anda da acil durumlar için belli Hollandaca kelimeleri görebilirsiniz. Yani kalıpları. Bunları da bilmenizde fayda var. En azından yardım diyebiliyor olmanız, doktor diyebiliyor olmanız anlamında. Sen diyebiliyor musun yardım? Help my. Help zaten. Sen bu tarz bilgileri galiba Instagram'ında da paylaşıyorsun. Evet. Bu tarz bilgileri buradaki güncel durumla ilgili güncellemeleri Instagram'dan da görebilirsiniz. Instagram'ım aşağıda. Burada dediğim gibi böyle bir sağlık sistemi var. İkinci videosunda sağlık sistemine getirilen eleştirilerden birazcık bahsedeceğim. Bu dediğim gibi sadece sistemi anlamaya yönelik bir video oldu ve temel özelliklerinden size bahsetmek istedim. Videomu sonuna kadar izleyen ve bir dahaki izlemeyi planlayan herkese kalp gönderiyorum. Abone olun, yorum yapın, beğenin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.